Şuradan Ulusal Sulh Konseyi'ne bir kez daha seslenmek istiyorum. Yetkili kim varsa bu Ulusal Sulh Konseyi'nde, sanayicisi, bizim sivil toplum örgütleri, bakanlık temsilcileri. Acilen vakit kaybetmeden önümüzdeki 1 Ekim itibariyle burada toplanaraktan bu fiyatı kesinlikle 9,5 liranın altında olmayacak şekilde üretici fiyatı olarak açıklanması. Edirne Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Suiçmez, Ulusal Süt Konseyi tarafından Ekim ayından itibaren geçerli olmak üzere çiğ süt için verdiği kilogram başına 7,5 lira fiyatın kabul edilemez olduğunu söyledi. 1,5 ay önce 7,5 lira olarak süt fiyatları açıklanmıştı. Şimdi o günden bugüne, yani bu geçen 1,5-2 aylık sürede inanın girdi maliyetleri çok arttı. Yani o zaman zaten çok fazla bir şey değildi. Orada 1 liralık destek 20 kuruşa düşürüldü. İşte 7,5 lira yapıldı. Öyle bir düzenleme yapıldı. Şimdi burada bizim beklentimiz Eylül ayındaydı. Eylül ayının başından itibaren bu süt fiyatlarının en az 9-9,5 lira gibi üretici fiyatı olması ve bu çok abartılı bir rakam değil. Ama şuradan Ulusal Süt Konseyi'ne bir kez daha seslenmek istiyorum. Yetkili kim varsa bu Ulusal Süt Konseyi'nde, sanayicisi, bizim sivil toplum örgütleri, bakanlık temsilcileri. Acilen vakit kaybetmeden önümüzdeki 1 Ekim itibariyle, 1 Ekim'e kadar daha zamanımız var burada, 10 gün. Burada toplanaraktan bu fiyatı kesinlikle 9,5 liranın altında olmayacak şekilde üretici fiyatı olarak açıklanması. Çok ciddi anlamda dişi hayvanlarımız elden gidiyor. Bunu hep tekrardan söylemekten yorulmayacağım, yoruldum demeyeceğim. Bakın, dişi hayvanlarımızı çok acilen koruma altına almalıyız. Bu koruma teşvikli olur. O anaç hayvan desteği, bunları tekrar gündeme getirelim ve ciddi bir desteklerle, yoksa elimizdeki canlı hayvan materyalleri hızlı bir şekilde noksanlaşıyor. Bugün bir ineğin, işletmedeki bir ineğin, kim gelirse gelsin burayı karşımda otursun, güzel güzel konuşur. 140 ile 150 TL günlük masrafı var. Bir ineğin, sağmal bir ineğin 140 ile 150 lira arasında bir günlük masrafı var. Gelsinler burada konuşalım. Burada aile işletmelerinde bizim Trakya'da bir ineğin günlük süt ortalaması 16-17 litre. Tamam, birileri diyebilir ya 30 litreden aşağı. Ya 30 litre çok afaki bir rakam. Veren var mı? Vardır. Bunlar çok profesyonel. Bunlar zaten sütünü farklı şekilde satıyorlar. Bizim derdimiz aile işletmeleri kapanıyor. Bakın, aile işletmeleri ciddi anlamda kapanıyor. Aile işletmelerini biz elimizde tutamazsak ülke hayvancılığımız çok büyük tehlike altına giriyor demektir. Bu ülkenin geleceğinde, hayvancılığın geleceği aile işletmelerinden geçer. Çok büyük devasa çiftlikler kurulduğunu biliyoruz. Özellikle bazı yabancı sermayelerin gelip işte hayvancılık. Bunlar bir anda çekilebilir bu piyasada. Bunları zamanla gördük. Geçmişten aldığımız tecrübeler var. Baktı gördü, oradan para kazanamıyor. Hemen değiştiriyor, sektör değiştiriyor, başka yere yatırım yapıyor. Ama bizim aile işletmeleri olarak bizim bir yere, farklı bir sektöre gidecek bir durumumuz söz konusu değil.